Alt kabuğumla üst kabuğumu birleştirdim. Bu şekilde ipimi uzunca kesiyorum. Şimdi şu şekilde ben ayaklarını ördüm, 3 tanesini. Birinde de size tarif edeceğim. Şimdi aynı klasik sihirli halkamızı yapıyoruz. İçerisine 6 tane sık iğne. 2, 4, 5, 6. Kapattım. İlmek kaydırmayla birleştirdim. Şimdi burada 6 çift batıyorduk biliyorsunuz. Burada 5 çift bir tek batacağım. 11 sık iğnem olması gerekiyor. 5 tane çift batacağım. Bir tane tek batacağım. Bu şekilde 2, 4, 4 sıra düz bir şekilde öreceğim. Daha sonra ayağım hazır. 11 sık iğneyi düz bir şekilde 4 sıra öreceğim. Evet, 4 sıra düzümü ördüm. Daha sonra ilmek kaydırmayla ipimi biraz uzunca kesiyorum. Evet, parçalarımız bitti. Şimdi dikiş videosunda ayrı yapacağım. Bu videoda dikişi anlatmayacağım. Videoların çok uzun olmasını istemiyorum çünkü. Dikiş videosunda görüşürüz inşallah. Arkadaşlar şimdi anahtarlığımızın dikiş kısmına geldik. Şu şekilde. İlk önce kafasını gövdeye birleştirme kısmını yapacağız. Bakın şu şekilde tutuyorum. Tam şu alt tarafı tam bu bölüme gelecek şekilde. Eliniz hep bu şekilde duruyor. Şöyle bir boyundan bir alt kabukta. Şöyle bu şekilde dikmeye başlıyoruz. Bir alt kabuktan bir boyundan. Çok pratik bir tarif. Hemen yapıverilecek bir şey. Yani ben yani herkese hediye etmeyi düşünüyorum açıkçası. Bu yaptıklarımı. Çok tatlı oldular. Özellikle böyle kız çocuğu olanlar aynı bakın bu şekilde pembe. Erkek çocuğu olanlar eğer takım tutuyorlarsa Beşiktaş, Fenerbahçe artık hangisi ise yapabilirler. Çok mutlu olacaklarına eminim. Şimdi bakın buraya kadar geldim. Şimdi bir boyundan bir kabuktan. Şöyle arada sıkın. Dikişiniz pürüzsüz olsun. Bu dikiş yaptığınız ip görünmesin. Şimdi yavaş yavaş kafaya geçiyorum. Dikişinize göre bakın böyle döndürüyoruz elimizde. Yavaş yavaş bir kafadan bir kabuktan bir kafadan diktikçe hafif hafif asılıyorum. Bu arada YouTube kanalına abone olmayı unutmayın olur mu? Bana örmek istediğiniz bir şey varsa Instagram sayfamız var. Marifetli Tığım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Burada yorum kısmına da yazabilirsiniz.
Ne örmek isterseniz onlardan yaparız inşallah. Şimdi bakın bura kadar geldim. Hemen buradan iğnemi batırıyorum. Şöyle geldim. Bakın yalnız çıkmak istediğim yer bura değil de şöyle şu kabuğun sınırından çıkıyorum. Aa, ayaklara elyaf basmayı unuttum. Şimdi bunlara küçük küçük elyaf basacağız. En küçük parçaya bile elyaf basma işi beni bitiriyor yani bu işte gerçekten. Bu küçüktü, bu büyüktü diyemiyorsunuz muhakkak buna. Bu kadarcık da olsa elyaf gerekli yani. O formu vermek için. Az az. Çok fazla basmaya gerek yok. Evet. Şimdi ilk ayağımı alıyorum. Şu şekilde bakıyorum kendim göz hizası. Nere olabilir acaba diye şu şekilde bakın. Koydum. Ve elim sabitlediğim parçayı hiç bırakmıyorum. Çünkü kaydığı an sökmeniz gerekiyor. Yani başka yolu yok. Baştan tekrar bir ölçü belirleyip tekrar dikmeniz gerekiyor. Elinizde varsa eğer sabitleme iğneleri oluyor uzun. Özellikle bu amigurumi yapanlar çok kullanıyor. Onlarla da sabitleyebilirsiniz. Ben çok bir sorun yaşamıyorum bu sabitleme konusunda. O yüzden kullanmıyorum. Ama siz varsa kullanın derim. Şu şekilde. Dolanarak ilk ayağımı diktim. Şimdi karşıya geçtim. Karşıda da hemen ikinci ayağımı aldım. Aynı onu da bakın sabitledim. Zaten alt kabuk çok minicik olduğu için ayaklar dolduruyor yani alt kabuğunu. Çok bir boşluk kalmıyor. Şöyle bir ayaktan bir kabuktan. Bir ayaktan bir kabuktan alarak dönüyorum. Küçük iş bu çabuk basit olur demeyin gerçekten bunlar o kadar yoruyor ki insanı. O büyük tosbiği bunun böyle 3 tanesini 4 tanesini örünceye kadar o büyük tosbiği örmeyi yeğlerim yani. Büyük parçalar daha basit olur her zaman. Şöyle. Evet şimdi karşıya geçiyorum. Geldim. Şimdi diğer ayağımızı bu şekilde ayaklarımızı böyle sabitleyerek dikeceğiz. Bu arada yaptıklarınızı Instagram hesabımızdan bize ulaştırın. İnşallah sayfamızda size de yer vermeyi çok isterim. Yapılanları gördükçe ayrı mutlu oluyorum zaten. Şimdi ben bunu dikeyim. Evet, şimdi üçüncü ayağımı yaptım. Şu ayağıma uzun ip bıraktığım için bunu şu başa doğru ilerletiyorum.
Bunu orada şu aparatı bağlamak için kullanacağım. Bu ilerletmek için siz zorlanırsanız büyük bir iğne tercih edebilirsiniz. Evet. Şimdi bu burada dursun. Buna şu an ihtiyacımız yok. Şimdi diğer ayağıma geçelim. Evet, yerleştirdim. Hemen bir ayağımdan bir alt kabuktan alarak bunu da dikeyim. Evet, son ayağımı da diktim. Şu şekilde. Şimdi bu kalan ipimle kabuğunu şekillendireceğim. Şurada bakın, şu pembelikten çıktım. Hemen 2, 4, 5. sıramın üzerine batıyorum. Burada istediğiniz kadar aralık bırakarak bu şekilde kabuğumuza desen vereceğiz. Şöyle. Şimdi şu karşıdan çıkıyorum. Bu çizgileri birleştireceğim. Şöyle ilerliyorum diğer çizgiden. Şöyle. Şu şekilde. Şimdi bakın şurayı da batıyorum. Karşıdan çıktım. Bu ipimiz burada kalsın. Bunu birleştireceğiz. Şimdi bu ipim burada kalsın. Diğer ipimi çıkarmıştım hatırlıyorsanız. Hemen aparatımı şöyle tutuyorum. Şu en alttaki kısımdan buraya bunu sabitleyeceğim. Şöyle. Olmadı. Bu şekilde buraya bunu sabitliyorum. Evet, şimdi sabitledim. Bunu alıyorum. O diğer ip vardı ya hani alttaki. Bunun yanına götürüyorum. Bunları burada birleştirdim. Sıkıca düğümlüyorum. İki tane düğüm yeterli. Evet, şimdi bunun altına gizliyorum. Oh, bitti şükür. Çok sıkıntı küçük parçaları dikmek. Şimdi ağzını yapacağız. Hemen bir siyah ip bulayım ben. Evet, şimdi ağız kısmını yapıyoruz. Herhangi bir yerden batıyoruz. Bakın gözün hemen altından çıktım. Çıktım. Şurada biraz kalsın bağlamak için. Çarpı şeklinde. Çarpı yaptım. Hemen aşağısına batıyorum. Karşı taraftan çıktım. Bakın şu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar aynı yere battım. Tekrar aynı yerden çıktım. Bu şekilde. Şimdi tekrar çarpı gibi yapıyorum. Bakın. Nereye batacağımı görmek için. Şöyle buraya battım.
Şimdi ilk girdiğim yere gidiyorum. Evet. Ağzımızda bu kadar. Çok çok tatlı bir anahtarlık oldu gerçekten. Buna bayıldım ben. Çok güzel oldu. Mutlaka yapın diyorum. Gerçekten çocuklarınız bayılacak. Özellikle şu okul yok, dışarı çıkmak yok, hiçbir şey yok yani. Bu dönemde çocuklara çok güzel bir arkadaş olur. Şöyle bakın erkekler için de. Çok tatlı. Mesela bunu zamanım yok yapamadım ben ama buraya iki çiçek koydurabilirsiniz, kurdele koydurabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. İnşallah gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'dan Marifetli Tığım sayfasını takip etmeyi unutmayın. Yaptıklarınızı orada atın muhakkak. Görmek istiyorum hepsini. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.